güzel, kalbi güzel ailemiz. Yine ATV ekranlarından, yine Baykuş Show'dan herkese merhaba. Bir kanadımızda Türkiye, bir kanadımızda Avrupa. Türkiye'yi ve Avrupa'yı karış karış dolaşmaya devam ediyoruz ve yuvamızdayız ve yuvanızdayız. ATV ekranlarından, Baykuş Show'dan herkese merhaba dedikten sonra şimdi Baykuş Show başlıyor. Birbirinizi tanımıyorsunuz. Ama nereden geliyorsunuz? Avusturya Salzburg. Avusturya Salzburg. Paris. Paris'ten. Evet, İstanbul'dayız sevgili izleyenlerimiz ama maşallah Avrupa'dan gelen kardeşlerimiz, hani burası Avrupa, Avrupa gibi olmuş aynen. Yani aslında değil mi? Nereden geliyorsun? Nereden gördün bak şunu? Ben Salzburg'da izliyordum. Dediler ki Baykuş ben de normal kuş olaraktan valla bakıyorum, valla dedim neredeymiş. Sonradan fark ettim, aa dedim, yediğim ekmeği bıraktım. Ben koşarak sana bir şey söyleyeceğim ya. Sen hayatında kaç tane kuş tanıyorsun? Niye şaşırıyorsun ki? Bir tane ya, kuşum var ya. Baykuş var. Hayret bir şey ya, bir tane baykuşunuz var ya. Ama ben nereden bileyim yani. Ben o da benim. Lütfen bak, beni her kuşla karıştırmayın kardeşim. Bir tane. Da beklediğim ben için. Ben her yerdeyim ya. Ben her yerdeyim. Bir tane kuşunuz var. Öyle değil mi kardeşim? Evet. Değil mi? Biz evet, takip aynen ediyoruz Instagram'da. Eyvallah. Ondan sonra eyvallah Facebook'lardan. Sağ ol. Bak kaç tane kuşun varmış? Evet. Bir tane baykuş kardeşim var. Evet. Yani değil mi? Baykuş en tek. Eyvallah. İstanbul'daymış demek ki. Evet. Ne güzel kardeşim. Kaç yıllık evlisiniz? Yaklaşık 11 yıl oldu nerede? 10 yıl. 10 mu 11 mi kardeşim? Bak arada 1 yıl var. Pazarlık payı var. Pazarlık payı var. 10 yıl. Evet. Ne güzel. Memleket? Trabzon, Çaykara. Trabzon. Gitti mi? Trabzon'a. Bu sene gidemedim. Bu sene Ege'yi kullandık. Ege'yi kullandınız. Vay be. Ege'yi. Siz bu sene memlekete gittiniz mi? Sinop'a gittik, bir de Antalya'ya gittik. Memlekete gittin. Evet. Ya bu illa Antalya, Bodrum tatil. O tatil amaçlı illa olacak yani. Şart. Olacak. Şart. Yani. Yoksa dinlenemiyoruz bir türlü. Antalya beklerim. Nereye? Nereye gideceğim? Antalya benim memleketim. Antalya. Beklerim. Tabii siz yani gidin, biz geliyoruz. Tamam, mutlaka bekliyoruz. Sen git, biz geliyoruz. Kesin tamam geleceğiz yani. Hadi sen. Sonra da bekleriz. Siz gidin. Ama ben, önce ben gideyim, sonra siz gidin, sen. Ben geleceğim yani. Önce bir siz gidin şu memlekete, sonra ben gelirim bak. Şimdi bir tane bizim Çorumlu kardeşimiz var. Onu izleyelim. Tamam, tamam mı? Yani siz gidin bir memlekete, ben sonra biz geleceğim. Gidiyoruz. O zaman resim çekelim. Siz gidin, gidelim. Resim çekilelim. Tamam. Çorumlu kardeşimiz izleyelim. İzmir, Antalya yapmış ama daha Çorum'a gitmemiş. Evet. Bir izleyelim, izleyelim, izleyelim. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Geziyorsunuz, geziyorsunuz. Geziyorum. Ve oradan öyle bir gelişiniz var ki. Evet, seni gördüm, hemen direkt selam vermeden geçemedim. Merhabalar. Merhabalar. Nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor ama tatil, maalesef tatilin sonuna geldik. Son tatilin iki gün. Tatilin sonu. Evet. Şimdi bir yandan Türkiye'ye geliyorsunuz, seviniyorsunuz ama giderken de. Çok buruk gidiyoruz. Üzgün gidiyoruz. Üzgün gidiyoruz. Çok üzgün. Nereye gidiyorsunuz? Almanya. Almanya, nereye? Stuttgart yakınları. Şimdi bakın şu güzel ay yıldızı bayrağı, şu güzel boğazı, şu güzel manzarayı, şu güzel ülkeyi bırakıp Almanya'ya nereye gidiyorsun? Ne işin var kardeşim? Orada yaşıyorum. Evet, orada yaşıyorum. İşin var orada. Evet, orada yaşıyoruz. Orada büyüdük. Ekmeğimiz orada, öyle diyeyim. Orada yaşıyorsun. Çoluk çocuk orada. Yok. Yok. Çocuk orada. Benimkiler burada yanımda. Çocuklar burada derken çocuğunuz sanki gerçekten de evladınız. Çoluk çocuk burada diyor yani. Çoluk çocuk burada derken buraya döndüm yani, abi. O eşim. Eşin. Oğlum. Maşallah. Diğer oğlum da bu tarafta. Kaç yıllık evliyiz? Kaç yıllık evliyiz? 23, 24. Bayağı oldu. 23. Bayağı oldu yani. Bayağı. Artık saymıyoruz. Bıraktık saymayı. Peki. Şimdi gideceksiniz. Evet. Hüzün var. Tabii ki. Nerelere gittiniz? Nerelere gittik? Antalya'ya gittik. İzmir'e gittik. İstanbul. Memleket nereydi? Çorum. Çorum'a niye gitmedin şimdi? Ben bunun hesabını sorarım bak. Beni deli etmeyin kardeşim. Nerelisin? 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 Çorumlusun. Ne işin var İzmir'de, Antalya'da, İstanbul'da? Hadi geldin buraları da gör, İzmir'de gör, Antalya'da. Niye Çorum'a gitmiyorsun kardeşim?
İşte kısmet. Niye gitmiyorsun? Niye kısmet olmuyor? Oralar kısmet oluyor da niye Çorum kısmet olmuyor kardeşim? Doğru değil mi? Doğru. Senin ne işin var burada? Vallahi geziyoruz. Sen niye memlekete gitmedin? Bak bu kadar mı hanım köylü olur ya? Bu kadar mı kılıbık olur ya? Babam bu kadar mı? Evet değil işte. Ya ben tutun beni, durdurun beni. Evet. Biz aslında Samsunluyuz da o Samsun'a da gitmedin. Gidemedik. Selden o yağmurlardan dolayı. Gideceğim. Karantina çıktığı için mecbur erken gideceğiz. Geri gideceğiz şimdi mecbure. Sen Çorum'a niye gitmedin onu söyle. Kısmet olmadı ya. Kısmet olmadı. İzmir'e kısmet oldu. Evet. Antalya'ya kısmet oldu. Evet. İstanbul'a. tamam, lütfen buradan Çorum aileden sorumlu. Aile beni geber. Çorum'a tabii ki. Buradan kucak dolusu selamlar. Evet. Tabii. Çorum'a kucak dolusu selamlar. İnşallah seneye yine İzmir, Antalya yapıyorum. Ama Çorum gene yok. Ben biliyorum kardeşim. Ben bilmez miyim? Çorum gene yok yani. Evet. Ya belli olmaz bakalım. Ama kesin olan Antalya, İzmir, evet. Çorum. Evet işte. Evet peki. Hadi bakalım. Çorum ihtimali artıyor. Hadi kameralarımızı el sallayalım. Baykuş Show'da muhabbetimize devam ediyoruz. Burası Türkiye, burası Avrupa mı? Anlayamadım, burası Almanya mı? Diyoruz, muhabbetimize devam ediyoruz. Nereden geliyorsun? İstanbul'dan. İstanbul'dan. Neresinden İstanbul'a? Kağıthane. Kağıthane'den. Merhaba, adın ne? Betül. Betül. Evet. Evli misin Betül? Değilim. Kaç yaşındasın? 19. 19 yaşındasın. Yarın bir gün evleneceksin. Aynen. Veya öyle. Sevgilin var mı? Var. Seneye sözlenmeyi düşünüyorum. Ana, sözlenmeyi düşünüyorsun. Evet. Öyleyse bu soruyu da sevgiline sor Betül. Tamam, ne sorayım? Ne mi soruyor? Tamam, soracağım. Ondan sonra sen de sevgiline soracaksın. Ben sana soracağım, sen de sevgiline soracaksın. Tamam. Ve bu vereceği cevapla birlikte nişanlanıp nişanlanmayacağına da karar vereceksin. Tamam, dinliyorum. Bak, bu iğneyi unutma. Tamam. Baykuş abinle karşılaştın. Bu önemli soruyu da ona soracaksın. İsmi neydi? Onur. Onurcuğum bak, ikiniz için de hayırlı bir soru. O yüzden yani bu soru senin için çok önemli. Yarın bir gün eşinle tartıştın. Sevgilinle tartıştın. Onur dedi ki, ya ben... Ya da ailen. Evet, biraz zor bir soru. Yani önceden ailesini seçecekse benimle neden evleniyor? Ya, detaylara girme. Dedi. Ne diyeceksin? Ne diyeceğim? Yani ya ben ya ailen. Beni seçsin isterim. O dedi sana. Sen kimi seçersin? Onur'u mu? Aileni mi? Beni seçsin. Ben. Şimdi biz anlamadık bundan bir şey. Onu... Ya ben kendimi ailemi seçmiyorum. Biz bir şey... Ya kim kimi seçiyor? Sen kendini mi seçiyorsun? Onur'u mu seçiyorsun? Ben şimdi anlamadım kimi şimdi. Kimi seçiyorsun? Ben sen Onur'la tartıştın, tamam mı? Evet. Onur'la kavga ettin. Evet. Bağırdın, çağırdın, camlar, bardaklar havada uçuştu. Evet. Bir karıştıranlar var aileyi falan. Onur sana dedi ki ya ben ya da ailen. Ailemi seçerim. Aileni. Evet. Onur'dan niye bekliyorsun seni seçmesini? Bilmiyorum. Ya. Onur'dan? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Evet. Ama Onur seni seçsin istersin değil mi? Evet. Bencillik yaparım yani. Bencillik yaparsın. Bunu da kabul ediyorsun. Evet ediyorum. Seni gidi bencil kız seni. Ve Onur seni seçsin istersin ama sen aileni seçersin. Evet. Onur'u bırakırsın ortada. Yani çünkü birazcık öyle olur. Öyle oluyor. Evet. Bu röportajdan sonra da Onur seni bırakacak gibime geliyor yani. İnşallah olmaz öyle bir şey, inşallah olmaz, izlemez. Olmaz. Onur'a söyleme bu programı, izlemesin. Bence de. Peki diyoruz. Sana da inşallah bir ömür mutluluklar diyoruz. Amin inşallah. Eğer hani bir şey olur, bu konuda bir problem olur. Efendim Baykuş Official, Instagram, YouTube, Facebook sayfalarımız var. Haberimiz olsun. Tamamdır. Tercih meselesi oldum ama karıştırmayın ailenize kimseyi. Onur'a da söyle. Bu soruyu da sor ya. Tamam. Tamam mı? Şimdi buradan gittikten sonra ara. Hatta şimdi ara. Merak ettim. Ne diyecek? Ara. Onur de. Onur bir şey soracağım de. Tek bir kelime. Seçmek zorunda olsan, tartışsak aileni mi seçersin beni mi? Merak ettim sevgili izleyenlerimiz yani. Hoparlörü aç. Sadece bu soruyu sor. Konuşma. İnşallah açar.
efendim. Onur, sana bir şey soracağım. Ha. Kavga etsek mesela beni mi seçersin, aileni mi seçersin? Bu ne? Beni mi seçersin, aileni mi seçersin? Ne gibi kavga mı? Mesela ikimiz tartışsak. Ben mi, ailen mi desem, kim seçersin? Hangi konuda mı? Ya tartışırsak işte, herhangi bir konuda. Ailem derim tabii, ne diyeceğim? Bak bir de yüzüne kapattı. Ailem mi dedi, evet. Evet demiş. Senin dediğini dedi. Aynen, tanıyorum demek yani. Aranızda bir problem olmayacak. Yani bir de suratına kapattı yani. Hadi bay bay falan da demedi yani. Evet. Gerçekten de moralim bozuldu şu an. Sen... Aslında normalim ya. Çok da moralim bozulmadı. Böyle mi? Aynen. Onur da sevgi dolu çıktı telefona. Ha. Aynen. Onur da. Onur. Ha. Orayı bir daha verir misin Cüneyt'ciğim? Onur, sana bir şey soracağım. Ha. Evet. Hadi bakalım, sana Onur'la mutluluklar diliyoruz. Teşekkür ederim. Onur'a selam söyle. Tamam. Hadi bakalım diyoruz, muhabbetimize devam ediyoruz. Vay benim kardeşlerim gelmiş, İstanbul'dayız. Merhaba, adın merhaba, ne? Merhaba, Serpil. Serpil. Merhaba, Erkan. Erkan. Murat. Selam. Hakan. Hakan, ya bak, Hakan elini niye bırakıyorsun? He? Yani eşin mi? Eşim. Niye bırakıyorsun? Hiç elini bırakmadığın şu güzel kardeşimin, he? Şu tatlı çocuğun elini niye bırakıyorsun? Ne bileyim. He? Hiç bıraktı mı? Gördün ya. Evet, az önce bıraktı gitti. Aynen. Bugün röportajda elini bırakan yarın gene bırakır diye düşünme sakın. O seni hiç bırakmaz. O seviyor seni. Sevdiği için bıraktı. İnşallah. Peki geziyorsunuz. Geziyoruz. Hep beraber. Aynen. Ailece geldiniz. Ailece geldiniz. Kafa dengisiniz değil mi? Bacanakız. Bacanak. Üç bacanak. Evet. O nasıl üç oluyor kardeş? Ya? Üç yak canım. Vallahi bak. Allah Allah. Üç kız kardeş. Evet. Oğlum manyak mısınız siz? Nasıl buldunuz birbirinizi? Allah Allah. Üç kız kardeş. Evet. Nasıl aldınız bu kızları sizden? İlk ben aldım en büyük kızları. Birbirinizi tanıyor muydunuz? Yok. Oğlum siz bir aileye nasıl sızdınız lan? Böyle bir sızmam var aileye yani. Tanışmıyorduk önceden. Tanışmıyorduk. Yok, tanışmıyorduk. Yoksa siz nasıl bir... Allah Allah, ilginç bir durum. Üç bacanak, anlaşıyorsunuz ama. Çok süper anlaşıyoruz. Burçlarımız da aynı bu arada. Allah. Yay burcu. Siz bu aileye sızdınız bak ben. Sızdık, sızdık abi. Bu üç bacanak aileye sızıyorlar. Üç kızı da alıyorlar. Babanın adı neydi? Fikret. Fikret. Fikret abi sen ne yaptın ya? Ama iyi yapmışsın, böyle güzel çocuklara vermişsin yani bak. Aileye sızmışlar ama bu üç çocuğa da vermişsin kızlara, hakikaten kızların yüzü gülüyor bak. Değil mi? Evet. Söyle bakayım ne diyeceksin eşine? Seni çok seviyorum. Söyle bakayım eşine ne diyeceksin? Allah ayırmasın bir. Söyle bakayım eşine ne diyeceksin? Seni çok seviyorum. Vay be, vay be. Bak herkes çok güzel şeyler. Yalnız sen dedin ya, Allah ayırmasın. Allah ayırmasın, evet. Bu yanlış. Allah ayırmaz, Allah bozmaz. Bozmasın inşallah. Bu bozmaz, kullar bozar. Dikkat edin bak, siz ne güzel anlaşıyorsunuz. Siz birbirinizi seviyorsunuz. Bacanaklar birbirini seviyor bak. Bacanağını seviyor musun? Seviyorum. Söyle bakayım bunu. Hepinizi seviyorum. Oğlum hepinizi seviyorum deme, bacanak seni seviyor. Senin bacanağın var. Bacanak söyle, tek tek söyle, ismini söyle. Murat seni çok seviyorum, Erkan seni de çok seviyorum. Bak bak bak, sen de onlara bir şeyler söyle. Erkan, Erkan seni de çok seviyorum. Hakan köylüm, sen daha da çok seviyor. Bak bir de köylü çıktılar bak. Bunlar bir iş çeviriyorlar bak bak. Gizli her şey ama ilk defa söylüyorsun değil mi bacan annesini seviyorum? Yok bazen söylüyoruz. Bazen söylüyor mu? Kafa güzel olunca söylüyoruz. Vay be. Aynen. Ne güzel, ne güzel. Hep böyle yüzünüz gülsün. Efendim üç kız kardeş ve üç bacanak. Nereden geliyorsunuz? Almanya'dan geliyorum. Hangi şehir? Heilbronn Stuttgart yakınlarından. Heilbronn Stuttgart, evet. Yakınlarından. Annenizin adı neydi? Fatma. Çünkü bir kişiye soruyorum. Çünkü üçü de kardeş. Oldukları için Fatma ve Fikret. Evet. Evet, Fatma anne, Fikret baba. Kızlar, mutlu muyuz? Evet, şükür. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Çocuklar sizler de mutlusunuz. Biz de çok mutluyuz. Evet. Evet. Biz de mutluyuz. Önemli olan bacanakların da birbirini sevmesi. Anlaşmak önemli. Yani bacanaklar evlilikte de bacanakların birbiriyle anlaşması kadar önemli bir şey yok. Doğru. Doğru değil mi? Yoksa eğlence olmuyor. Tabii canım. Anlaşılmıyor. Anlaşılmıyor yani. Evet. Sarılın bakayım birbirinize.
Efendim sevgi olsun arada, böyle mutlu olsunlar. Ben sizleri gerçekten böyle gördüm, sevindim. Evlilikler de, aile de böyle olmalı, güzel olmalı diye nokta koyalım. Annene babana bir şey diyecek mi? Buradan çok selam gönderiyoruz. İnşallah hep birlikte de buraya gelebiliriz. İnşallah, inşallah. Yalnız niye sen kayınpederini, kaynananı getirmedin? Onlar da gelseydi, anneniz babanız da gelseydi diyeceğim ama. Onlar da Nazilli Aydın tarafındalar. Aydın tarafında. Evet, biraz buraya mesafe olduğu için. Tamam bakalım, hadi onlara el sallayalım hep beraber. Efendim bizler muhabbetimize devam ediyoruz. Onlar hep beraber çok mutlu ama Baykuş abileriyle de çok mutlu onlar diyoruz. Tabii bana da o kadar herkes seni seviyorum dediniz. Bir de bana abine yani böyle. Yani seni de çok seviyoruz Baykuş sağ ol, abi. Sağ ol, eksik olmayın. Arada da kendimi sıkıştırayım şöyle. Hadi bakalım diyoruz, muhabbetimize sevgiyle devam ediyoruz. Mannheim'a müthiş bir renk getirdin ve çok konuşulmaya başlandı. Mehter takımı, gelen misafirler, sanat, spor camiası. Muhteşem bir açılış, görkemli bir açılış. Mannheim'de yer yerinden oynadı. Sağ olun, sayenizde oldu. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Ayağınıza sağ olun. O ayrı güzelliğin, senin gerçekten bu konuda halkımıza, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımıza verdiğin etinin sloganı da var zaten. Helal yazan değil, helal olan. Kapıda Yeniçeriler karşılıyor. Frankfurt'ta da karşılıyor. Medina Steakhouse'da burada da karşılıyor. İçerideki müzik farklı ve bir de Mannheim'da bir fark var. Frankfurt'tan da farklı. Tam Marktplatz'a 100 metre. R3'te. Yalnız inanılmaz bir steakhouse için ki etteki kaliteni ve sloganı da bildiğimiz için fiyatlara bakıyorum, inanılmaz bir fiyat. Evet, biraz biz tabii ki kendimizi bu 5 yıl içinde geliştirdik. İlk şubemizi ancak 5 yıl sonra açtık. Allah nasip etti, bir et tesisimizi kurduk Frankfurt'ta. Zaten onun da ayrıntılı videolarını çekip göndereceğiz inşallah dostlarımıza, kardeşlerimize. Medina çok farklı, çok yeni bir konseptle Mannheim'a giriş yapmış bulundu. Nasıl? Yani zaten helal eti tartışılmaz, onu konuşmuyoruz bile. Helal da bir numarayız elhamdülillah ve bunu yayacağız. Bizim en büyük sloganımız, en büyük misyonumuz bu. Bunu biline. Mannheim'de biraz daha büyük bir mekanına geldik ve daha değişik bir konseptle, herkese hitap eden bir konsept. Frankfurt daha restoran tarzı ve dünya mutfağı tarzı. Fazla değişik bir hayallerim vardı, onu yapıyoruz. O da güzel de orada başarılı bir konsept ama Mannheim'a uygun, Marktplatz'a uygun bir konsept tasarladık. Yani çok beğenilecek inşallah Allah'ın izniyle, öyle ümit ediyoruz. Fiyat konsepti farklı. Dünya mutfağı yok burada. Frankfurt'tan eksikleri var ama steakleri eksik değil. Full steaklerine girdik. En iyi ustalarımızdan. Burada da en iyi ustaları bulduk. Frankfurt'taki ekibimiz de burada. Hiçbir steakhouse'da görmediğim fiyatlar var. Yani bu Frankfurt bu, farklı ama evet. Burası daha da farklı. Bu, Mannheim böyle bir fiyat görmedi yani. Mannheim değil. Almanya, Avrupa. Almanya, görmedi. Avrupa'da görmemiş. Biraz bizim bir hediyemiz olsun. İslam camiasına, Müslüman kardeşlerimize. Tabii ki herkese ama özellikle helal et biraz zor ve pahalı temin ediyordu. Tabii ki biz de et içine girince fiyat farkları da oldu. Mannheim fiyatta çok iddialı, evet. Yani her bütçeye uygun. Beğenilecek yani. Bu bir yankı yapacak, bu yayılacak. Evet, daha önceki programlarımızda da hepinizin de bildiği gibi Medina Steakhouse, yani Sultan of Sultan of Steaks, steakleri sultanı, patentimizdir. Medina bunlarla devam edecek. Et fabrikamızın ismi de Ya Medina'dır. Ya Medina. Ya Medina. Evet, sevgili izleyenlerimiz, bu fiyatlar neden uygun, neden ucuz? Et fabrikası olması dolayısıyla da değil. Gerçekten de yüreği güzel bir adam Yakup abi. Ya Medina ile yola çıktı. Medina Frankfurt'la devam ederken ve şimdi de Mannheim'da R3'te Medina Steakhouse. Bugün gerçekten
tüm sevenleriyle, dostlarıyla, uzaktan yakından gelenleriyle açılışını gerçekleştirdi. Burada fiyatlar inanılmaz ve tekrar sloganını bir daha söylüyoruz. Helal yazan değil, helal olan Medina. Helal yazan değil, helal olan Medina diyor. Her zaman gerçekten ben de kolay kolay damak tadım gerçekten zordur ama müthiş. Bu yolda da beraber yürüyoruz zaten bayağı bir zamandır. Sizleri iyilerle, en iyilerle buluşturuyoruz. Medina Steakhouse'da bu sektörde öncüsü, lideri. Zaten fiyatlarından da, sunumundan da, buraya geldiğiniz zaman da müziğiyle, sizi kapıda karşılayan yeniçerileriyle yine yapmışsın yapacağını. Güzel oldu, sağ olsun. Çok kişi emeği geçen çok değerli arkadaşımız Mustafa kardeşimiz, Allah razı olsun abimiz, tasarımladı. Türkiye'den epey emek, el emeği, göz nuru var burada. Dediğimiz gibi biraz pandemiden dolayı, biraz zamanımız bol olduğundan dolayı epey ilgilenebildik. Daha iyi oldu aslında. Bir yandan mekan için daha bir faydalı projeler olmuş oldu. Geliyoruz evet. Dedin ve Mannheim'a gerçekten Allah muhteşem bir açılış ve herkes şu an Medina'yı konuşuyor. Çok güzel bir açılış. İnşallah çok beklendi, çok beklendi. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Allah diyoruz. Razı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Mannheim'da Medina Steakhouse nerede? R3 4-5. R3 4-5. Marktplatz'a 150-200 metre. Frankfurt'ta nerede? Berlinerstraße 10 numara. Berlinerstraße 10 numara. Medina Steakhouse. Mannheim'da 10 numara 5 yıldız. Frankfurt'ta 10 numara 5 yıldız. R3 Mannheim, Berlinerstraße 10 Frankfurt. Burası Medina Steakhouse. Mannheim'a hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Medina Steakhouse'ta muhabbetimize devam ediyoruz. Bir de hanımlara sormak lazım tabii ki. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Neler diyeceksiniz Medina Steakhouse? Bugün Mannheim'de açıldı. Allah hayırlı etsin diyoruz. Herkesi davet ediyoruz. Çok güzel, çok lezzetli. Hem de helal olması bir ayrı tabii lezzet veriyor her şeye. Evet. Frankfurt'ta ilk şubesi oradaydı. Şimdi ikinci şubesi Mannheim'de. Evet, Frankfurt'ta da denedik. Lezzeti çok güzeldi. Mannheim'de de daha ayrı güzel. Bekleriz muhakkak. İçeri girdiğinizde ne hissediyorsunuz Medina'da? Yeniçeriler kapıda karşılıyor sizi ve içeride çalan müzik ise ilahiler çalıyor. Neler diyeceksin? Evdeyiz. Öyle ev hissi, güven hissi hissediyorsunuz. İslamiyet'in olduğunu hissediyorsunuz. O da insana tabii ki ayrı bir tat veriyor. Evet, peki. Siz neler diyeceksiniz? İkinci şube Mannheim'de açıldı. Çok şükür. İnşallah daha da gelişeceğiz. Köln. Farklı yerlerde düşünüyoruz inşallah. İnşallah. Peki, Medina Steakhouse denince, kapıda yeni içeriler sizi karşılayınca, içeri girdiğinizde eti, yemekleri, sunumu. Evet, çok güzel bir atmosfer var. Yani Osmanlı. Direkt insan rahat hissediyor kendini burada. Emin hissediyor diyeyim. Peki bayan gözüyle, bayan titizliğiyle eti, lezzeti. Çok güzel, çok güzel. Gerçekten. Yani hiçbir yerde kıyaslanılmayacak bir tat var burada. Peki bir de ilginç olan inanılmaz. Yani bir steakhouse dediğiniz zaman biraz fiyatlar pahalı gibi görünse de Mannheim'de inanılmaz bir fiyat politikası izleniyor. Çok ama çok. Evet, çok fiyat farkı da var aynen dediğiniz gibi. Hem tat hem fiyat farkı da var. Evet. Fiyatlar nasıl? Çok iyi, çok süper. Yani bir Alman restoranına gittiğiniz zaman bunun 2-3 katını ödersiniz. Burada hem helal olması hem de bütçeye uygun olması çok güzel bir şey tabii ki. Bodrum'dayız. Herkes tatilde. Avrupa'da yaşayan kardeşlerimiz de, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız da tatile gidiyor. Akın akın geliyorlar. Ve sevgili kardeşim merhabalar. Merhaba. Hoş geldin Baykuş. Hoş bulduk diyoruz. Neredeyiz?
Noir Blue'dayız. Evet, Noir Blue bu sene gerçekten bir önceki sene de yine aynı. Peki pandemiden dolayı da biraz tabii ayrı kaldınız. Yıkılıyor burası. Neler diyeceksiniz? Bu yıl yine muhteşem sanatçılarımız burada. Bugün Murda burada. Ondan sonra Reymen'imiz var. Uzi'miz geliyor. Doğuş'umuz. Görüyorsunuz yine herkes bizi konuşuyor bu yıl. Bu sene gerçekten de Noir Blue'yu herkes konuşuyor. Evet. Getirdiğiniz sanatçılar, atmosfer bu sene farklı bir sene. Evet ya, herkes pandemide sıkıldı tabii. Şu an rahatladık. Herkes dışarı çıkmak istiyor. Ondan sonra burası zaten her zaman güzeldi ama bu yıl daha bir eğleniyoruz. Herkes çok coşkulu. Hepimiz evdeydik ve artık çok mutluyuz ki artık hastalıklar da bildiğin gibi azalıyor sayıları. İnşallah biter. Evet, inşallah bitecek ve bundan sonra her yer açılacak ve inşallah her yer çok güzel geçer. Evet. Noir Blue Yalıkavak'ta tam marinanın yanında, zaten herkes biliyor burayı. Evet. Peki bu seneki atmosfer umduğunuz, beklediğiniz bir şey miydi? Burası gerçekten çok güzel bir yer. Bütün Bodrum bu sene burayı konuşuyor. Ya biz konum olarak da çok güzel bir yerdeyiz. Zaten çok ortadayız ve bu yıl çok güzel geçiyor. Bizim Almanya'dan misafirlerimiz var, diğer ülkelerden de çok misafirlerimiz geliyor. Ve biz böyle umuyorduk ve hiç şaşmadık. Yine her zamanki gibi çok iyiyiz. Sanatçılarımız çok iyi ve tüm ekibimiz o kadar çalışıyor ki gerçekten onlara da çok teşekkür ediyoruz ve sizlere de geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İçeride inanılmaz bir kuyruk var. Evet. İçeride bir o kadar insan var. Müthiş bir kalabalık var. Noir Blue da Bodrum'un en güzel işlerinden bir tanesi. Bu sene de yer yerinden oynuyor bu arada. Ya biz bu yıl rakibimiz yok diyoruz. Bu yılı gerçekten böyle bitirmeyi düşünüyoruz ve seneye bomba gibi daha geleceğiz ve çok daha güzel olacağını düşünüyoruz. Evet, insanlar eğlensin. İnsanlar eğlenmeye ihtiyacı var. Birlikte eğlenmeye ihtiyaçları var. İnşallah bu beladan, koronadan kurtuluruz. Ya inşallah, dediğim gibi seneye çok daha güzel olacak. Hepimiz aşılandıktan sonra diyeyim. Seneye daha rahat olacağız ve yine önlemlerimizi koruyacağız tabii ki de. Ama hiçbir zaman içimizdeki eğlenceyi unutmayacağız ve her zaman eğlenip buraya bekliyoruz. Ve neredeyiz? Noir Blue'dayız. Sizi de bekliyoruz. Yalıkavak'tayız. Tüm Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızı, tatile gelirseniz, Bodrum'a gelirseniz buraya uğramadan gitmesin. Tabii tüm misafirlerimizi bekliyoruz. Sizi burada güzel ağırlamak isteriz. Herkesi bekleriz. Şimdi izleyelim mi? Murda. İzleyelim. Hadi gelsin. İzliyoruz. Murda'dayız. Güzel kaka geldik buralara, e baba. Mahkum olmadık biz, para pula, e baba. Küçük para elde, koydum onu kenara. Neler için düştük yollara biz, e baba. Neler için düştük yollara biz, e baba. Neler için düştük yollara biz, e baba. Sak 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 salla sana. Baby shawty zıpla benle dalgalara. Çak 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 çalkalaya. Attım parayı havaya, sen yakala. Touchdown İstanbul. Shut down mami, arabada carpool. Yeah, sonu yok bu gecenin. Oh, koskoca şehir benim. Güzel kaka geldik buralara, e baba. Mahkum olmadık biz, para pula, e baba. Küçük para elde, koydum onu kenara. Neler için düştük yollara biz, e baba. Hey, neler için düştük yollara biz, e baba. Hey, neler için düştük yollara biz, e baba. Drip 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 drip. Yeni chain, yeni yıl, yeni bitch. Yeni para, yeni mantram, yenilik, ey. Yendik, bazen yenildik, ey. Balmain, kot, Gucci, Kazak, ey. Hayat serbest, sana yasak, ey. Gelip bana kafa tutacaksın sen, yeah. Bavul aldın, dönüyorsun herhalde. İnşallah yarın dönüyoruz. Yapma abi. Ya. Tamam. Gidiyor mu abi? Gidiyorum abi. Yarın dönüyorsun ha. Abla ağlama, yapma abla, gözünü seveyim. Seneye gene ağlama lan. Ağlama. Şimdi bu gülümseme buruk bir gülümseme aslında. Tabii ki. Yani sevgili izleyenlerimiz, gerçekten Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız o kadar ülkemizi seviyorlar ki. Ama sizleri de çok seviyoruz. Sağ olun.
Sizleri de her zaman yani bütün kanallarda olduğunda bakıyoruz, sizleri dinliyoruz. Eyvallah, sağ ol, sağ ol. Yani şimdi seviyoruz seni. İçinizde bir buruk kalbimiz buruk var. Kalbimiz buruk var tabii ki. Memleketimizi bırakıyoruz bir yıllığına. Evet. İnşallah seneye bir daha. Yani hani şu şarkı mesela, yıldızlı bayrağımız dalgalanıyor orada ama şöyle desek, havasına, suyuna, taşına, toprağına, değil kurban olayım, evet. Vay vay vay. İşte şimdi bir klip yapalım ya size. Havasına, suyuna, taşına, toprağına, bin can fedadır güzel yurduna. Yapalım mı klip? Tabii ki, buyurun. Hadi bizim kardeşlerimize, Avrupa'da yaşayan tüm dünyanın neresinde bir kardeşimiz yaşıyorsa, bir vatandaşımız yaşıyorsa ona gelsin bu. Tabii ki. Hadi bakalım, izliyoruz. Merhaba hocam. Merhaba, merhaba. Kaç tane tuttun? Bir. Arkadaşım ben değil, ben daha yeni geldim. Sen yeni başladın yani. Ya, yeni başladım. Hani nerede, olta nerede? Olta bir tane arkadaşım diye. Ben işten geldim, öyle takılıyorum arkadaşa, ha, takılıyorum. Tutamıyor mu? Yok. Arkadaş. Gelmiyor balık ha? Ben şu anda... Senden kaynaklanmasın yani. Hırsızlık mı getirdin? Ne yapayım? Adam balık tutuyordu, sen geldin balık tutmamaya. Yok abi, yok. Ben gelmeden de tutamıyormuş. Allah Allah. Ya şu koca denizde, İstanbul Boğazı'nda... Balık gerçi yok. Bir tane de yok ki baba. Kaç tane balıkçı var burada? Olta evet, var. Evet. Balıklar da uyanmış olabilir bu abi. Arkadaşa sor, o güzel tutuyor. Soralım sevgili izleyenlerimiz. Yani yıllardır bu balıklar... Hani balık ne bileyim, uyanmış olması lazım yani. Abi kolay gelsin. Rastgele. Arapça benim abi. Arapça? Suriye ha. Tamam biraz konuş ya. Ne var? Tuttun mu balık? Var mı? Var var var. Kaç tane tuttun? Oh modül aşağıda. Tamam aşağıda. Orada balık orada orada. Allah Allah, ben balık tuttum mu diyorum aşağıda diyor. Gel gel gel. Hani hani. Bakalım ha. Vay vay, Suriyeli kardeşimiz uyanık. Bakayım bakayım. Ha, kediler mi yiyor acaba? Ondan mı buraya? Oho! Baba bak, olaya bak ya. Vay vay vay. Bu kafel. Kafel balığı. Ha. Vay vay. Baba olayı çözmüş yani. Aşağıda tutuyor, balıklar ölmesin diyor. Vay kardeşim benim, vay. Kale TV. ATV bu. Televizyon. Hı hı. Suriye var aynı. Eyvallah. Evet. Bu güzel. Bunları satıyor musun sen? Yok, gitti ev. Çocuk var. Yiyeceğim bunları, çocuk. Evet, çocuk var. İyi, hadi bakalım. Eve götürecekmiş bunları. Satmıyor bunları. Afiyet olsun. Eyvallah, hadi rastgele eyvallah diyoruz sana. Sağ ol, sağ ol. Muhabbetimize devam ediyoruz. Balık var mı baba? Tutuyor mu bayağı? Şu an tutamıyoruz. He? Şu an tutamıyoruz. Kısmet. Bugün kaç tane tuttun? Aa, istavritim vardı. Sattım onu. Ha, sattın. Tabii ki satıyoruz. Biz tutup satıyoruz. Kaç yıldır burada balık tutuyorsun? Hemen hemen 20 sene oldu. 20 senedir. Baba 20 senelik tecrübeli bir balık tutan abimiz. Galata Köprüsü'nde balık tutuyorsun. Evet. 20 yıldır buradasın. Ya her zaman değil işte, ara ara. Peki bu balıklar uyanmıyor mu baba yani burada? Hani burada hep balık tutuyorlar falan. Gelmemezlik yapmaları aslında zekice bir hareket olmaz mı onlar için? Kim için? Balıklar için. Ne işleri var burada? 3 saniye düşünebiliyorlar. Ondan fazla düşünemiyorlar ki. Balıklar 3 saniye mi düşünüyor? 3 saniye. Ya bir 3 saniye... 3 saniye sonra tekrar döner aynı yere gelir. Balıklar 3 saniye düşünüyor yani. En fazla. Vay vay vay. Bu 20 yıllık tecrübe mi? Bilimsel olarak araştırılmış mı abi? Ya bilimsel olarak araştırılmadır diyorlar balığın düşünce şeyi. 3 saniye nereden çıktı abi, ben onu... Yani ne bileyim, balıkçı bir belgeselde izlemiştim. Balık yeme gelir, iğneye vurur. Orada o zaman aklı bak. Takılır. Çıkarken düşer geriye. Gider dolaşır, yine gelir o yemin başına. Allah Allah. Hayır, karnını doyuracak, ne yapacak? Yani bunlar hani gerizekalı mı yoksa o gidiyor mu? Üç. Üç zekalıktan değil. O kadar zekası, o kadar işte. Yani 3 saniye düşünüyor, sonra geri unutuyor. Unutuyor. Hani balık hafızalı. Balık hafızalı, onun için diyorlar balık hafızalı. Balık hafızalı ya. Senin de işine geliyor yani. Tabii ki benim işime. Tabii canım, yani balıklar zeki olsa biz nasıl balık yiyeceğiz? Sen nasıl balık tutacaksın? Yani, değil mi yani? Balık hafızalı. Unutuyorlar, görüyorlar yemi, yakalıyor, geri kaçıyor, geri geliyor. Geri geliyor bir de. Yani işte ne diyeyim, balıklar yani. Kendi düşen ağlamaz yani. Evet. Vay babacığım, vay. Baba evli misin? Tabii ki evliyiz. Kaç yıldır?
36 senedir. 36 senedir. Evet. Peki yenge 36 yıllık evlisi. Şimdi dese ki ya anan, ya ailen, ya baban, ya da ben desin. Kavga ettin, tartıştın. Balıklar yüzünden bir şey oldu. Yok biz hala... Ya dedi diyelim ya. Diyemez. Ya diyemez değil, dedi. Niye diyemez? Diyemez. Ya o bana bağlı, ben ona bağlıyım bir sefer. Biz ya, ölene geldi kadar, bir günde de... ölene kadar ayitleşmişiz. Biz de bir gün geldi, tartıştık. O bir dedik gün gelmez bizde. Bizde gelmez. Çok net konuşuyorsun ama. Net konuşuyorum, bizde gelmez. Diyemez diyorsun. Yani. Diyemez, demez. Diyemez yani. Ne diyemez, diyemez. Demez abi, yani. Demez mi, diyemez mi? Demezi diyemeze bağlıyorsun, diyemezi de demeze bağlıyorsun yani. Demez. Demez diyorsun. Evet. Diyemez diyorsun. Hem diyemez hem demez. Sen... dayı öyle dedi. Bakalım gençler ne diyor, onlara doğru yaklaşalım. Sevgilin var mı? Var abi. Var. Evliyim ben zaten. Evli misin? Ha, hem sevgilin var hem evlisin. Yok abi, evliyim abi. Tamam işte, yani hem sevgilin hem eşin. Doğrudur abi, evet. Yoksa sevgilin de mi var eşin? Yok eşim var, eşim var sevgilin. Doğruyu söyle bak. Var mı sevgilisi? Ben bilmiyorum abi. Ben bilmiyorum abi diyor. Var mı, olabilir mi, değil mi? Tanımıyorum ki abi. Tanımıyor musun? Olabilir. Tanımıyorsun da üçünüz de ahbap gibi yok, duruyorsunuz. İkiniz ahbap olsun. Fark etmiyor. Fark etmiyor. Hepimiz kardeşiz. Kardeşi doğrudur. Kardeşim, eşin sana geldi dedi. Ya ben ya ailen tartıştınız. Problem oldu, bir şey oldu. Ne yaparsın? Valla ne yapayım abi ya? Bilmiyorum abi, ki. Ben ne yapayım, ailem. Sen? Ailem. Sevgilin sana derse veya eşin ya ben? Ya ailem, ben ailem derim. Başka. Sebep? Neden? Sebep, çünkü beni onlar büyüttü, o yüzden yani emek var. Yani daha dünkü bir kız için kimseyi değiştirmem aileme yani. 10 yıllık, 20 yıllık eşin diyor bunu. Yine fark etmez, yine aile. Fark etmez abi, sonuçta anne bir tanedir ya. Ha? Yine aile. Aile, sen yaşın kaç? Ben de aile, 15. 15. Bunları düşünmen için çok erken daha. Evet. Ama düşün bakayım. Aile abi tabi. Aile mi dersin? Aile. Sevgili mi? Aile. Her şey diyorsun aile. Abi sonuçta. Sonuçta anne bir tane abi ya. Aile abi, aile çok. Kaç yıllık evlisin? Vallahi ben 5 yıllık evliyim abi. 5 yıllık eşin sana derse ya ben ya aile. Ailedir abi ya. Sonuçta aile, yani aile önemli olan aile. Anne baba bir tane var abi ya. Sonuçta eş geldi yani. Bence eş gelir yani. Ona niye soruyorsun ya? Sanki danışmanıymış gibi. Abi ya. Oraya dönüyor, ona soruyor. Yani eş öyle değil mi? Eş gelir ama aile değil mi diyor. Bana da dönmüyor yani. Tanımadığın adama dönüyorsun yani. Ya sonuçta da benim kardeşim abi, fark etmiyor ya. Sonuçta ya nereden kardeşin daha? Dün gördün ya. Bugün gördün daha. Yeni gördün ya. Ya fark etmiyor abi. Ama sana danışarak sorması aile. Aile. Evet. Aile diyorsunuz yani. Aile. Sen de büyüklerine uydun yani. Hadi bakalım diyoruz, muhabbetimize devam ediyoruz. Merhaba. Nasılsınız, iyi misin? Sen nasılsın, iyi misin? Çok şükür, Allah'a verdiğine şükür. Geziyorsun. Geziyoruz, seni gördüm, çok memnun oldum. Sağ ol. Evet. İstanbul'dayız, sen? Ben Fransa'dan abi. Fransa'dan. Evet. Bu da Fransa'da ben. Ama ben senin Manayam'da görüştük. Aynen, bir de röportaj yaptık seninle. Eyvallah, tamam. Hatırlamıyorum ama ben iyi hatırlıyorum. Eyvallah, sağ ol. Tatile geldin. Evet, aynen. Geziyorsun. Çok. İstanbul'dayız. Çok seviyorum İstanbul'u. Sağ ol. Almanya'dan geliyorsun sen? Fransa'dan abi. Fransa'dan. Evet abi. Tatil bitti, gideceksin abi. Yarın gidiyoruz abi. Yarın gidiyoruz. İnşallah. Vay vay kardeşim. Sağlık olsun abi. Üzülüyorsun tabii. Ne güzel, memleketten gidiyoruz. Vay ne güzel. Hadi sevgili bakalım. İnsanları gördük mü daha çok seviyoruz. Sağ ol. Merhaba. Siz buradansınız. Evet. Geziyoruz. Biz de geziyoruz böyle yavaş yavaş. Biz de böyle merhaba. Merhaba. Nereden geliyoruz? Ben Almanya Hannover'den geliyorum. Hannover'den. Yenge, çocuklar nereye gidiyorsunuz? Gelin. Almanya Hannover'den. Evet, Almanya Hannover'den geliyorum. Ya maşallah, bayağı bir Avrupa'dan gelen kardeşler. Öyle. Bu sene biliyorsun, geçen sene de ben buradayım ama korona nedeniyle bütün insanlar bu sene akın akın yaptı. Evet. Gümrüklerde çok dolu. İnşallah Allah nasip ederse Perşembe günü döneceğim. İnşallah. Ben yavaş gidin, dikkatli gidin. İnşallah. Sağ salim yine gitmek nasip eylesin Allah'ım. İnşallah. Şu tarafa doğru gideyim bakayım ben de. Evet, oldu. Görüşürüz abicim. Merhaba. Merhaba abi. Nasılsın? İyisin? Nereden geliyorsun? Kosova. Kosova'dan. Vay. İzliyorlar mı Baykuş orada? Tabii abi. Her zaman ATV izliyoruz. Eyvallah. Kosova'dan geliyorsun. Evet abi, Kosova'dan. Şimdi Kosova'ya geri gideceksiniz. Abi cumartesi Allah'ın izniyle döneceğiz. Bir hafta tatile geldik. Bir hafta. Aynen abi. Tatile. Ne zaten güzel. Pazar günü geldik. Kosova'yı seviyoruz. Sizler de bizi seviyorsunuz. Aynen abi. Aynen. Ana ülkemiz Türkiye. Maşallah. Ne güzel. Aynen abi. Hadi bakalım. Eşine buradan bir şey diyeceğim mi? Eşin... Eşimi buradan çok seviyorum. Güvencim sonsuz. Vay. Hadi bakalım. Eşin dua
orada. Diyoruz efendim Kosova'ya selamlar. Baykuş Show muhabbetine devam ediyor. Evet sevgili izleyenlerimiz, gerçekten de çok tuhaf. Bugün kime mikrofonu uzattıysak hepsi Almanya'dan gelmiş, İstanbul'da. Almanya ayrı ama direkt Manav'dan sana aynı yerden eyvallah, gelmek. Eyvallah, ne haber kardeşim? İyidir abi, sen sormalı. Geziyorsun. Geziyoruz. Tatildesin. Tatildeyiz, geziyoruz. İyi, tatil. Olsun. İyi, güzel. Daha yeni geldik. Daha kaç gün oldu? İlk gün. İlk gün. Ya ilk gün gel, sen baykuşu gör burada. Manav'dan gel burada seni gör. Peki ben kardeşim, kaçayım. Evli değilsin. Yok değiliz. Sevgilim var. Evet. Var mı yok mu? Var. Mı yok. Var işte. Ha tamam orası. Ben kaçıyorum. Sevgilin var. Sevgilin dedi ki sana. Ya ailen ya ben dedi. Evlendik, o ne yapacağız? Olacağız, o olacak o zaman. Ya ailen ya ben. Aile tabii ki. Aile mi? Abi ben kaçıyorum. Hadi kaç 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 diyoruz ve gerçekten de ilginç bir röportaj oluyor sevgili izleyenlerimiz. İstanbul'dayız ama mikrofonumuzu uzattığımız herkes Almanya'dan gelmiş. Güven demek, Ali Torlak demek, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızı doğru bilgilendirmek Ali Torlak demek. Sevgili Ali Torlak, merhabalar. Merhaba Baykuş, hoş geldin, sefa geldin. Diyoruz. Uzun yıllardan beri birlikteliğimiz ATV Baykuş Show'da devam ediyor. Evet. Gerçekten tekrar tekrar teşekkür ediyoruz sana. Vatandaşlarımızı doğru bilgilendirdiğin için, onların gözü kulağı olduğun için Avrupa'da. Ben de teşekkür ederim güvendiğiniz için ve vatandaşlarımıza da göstermiş oldukları ilgiye ayrıca çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Evet, yine bilgilendirme, çok önemli bilgilendirme. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızı çok ama çok yakından ilgilendiriyor sevgili izleyenlerimiz. Kişisel verileri koruma ne demek? Bunu iki başlıkta inceleyelim istersen Baykuş. Şöyle ki, otomatik finansal verilerin paylaşımı ile başlayalım. Otomatik finansal veri kimler nasıl etkilenecek veya ne yapması gerekmektedir? Şimdi Avrupa'da yaşayan ve Türkiye'de parası, gayrimenkulleri ve bu gayrimenkullerden elde etmiş olduğu kira geliri ya da bankadaki parasından elde etmiş olduğu faiz geliri ya da ayrıca başka ortaklıklardan geliri olan bir vatandaşımızın tamamen Türkiye'deki varlıklarının yaşadığı ülke ile paylaşılması anlamı demektir. Uluslararası bir sözleşme olduğu için ülkeler açısından her ne kadar ülkelerin menfaati neymiş gibi gözükse de vatandaşları bu durum kara kara düşündürmektedir. Bu durumda olan ve Türkiye'deki gelirlerinin yaşadığı ülke ile paylaşılmasını istemeyen vatandaşlarımızın ne yapması gerekmektedir? Türkiye'de Kişisel Verileri Koruma Kurumu diye bir kurum oluşturuldu. Bu kurum sizin iç hukukta yürüyen varlıklarınızı gizlemek için. Türkiye'de de her şey TC kimlik numarasından takip edilmektedir. Bir vatandaş örneğin bir banka hesabı açtırsa, adına bir tane tapu dairesi veya bir dükkan almış olsa, bankadaki faizinden bir gelir elde etmiş olsa, bunların her biri Maliye Bakanlığımız tarafından bilinmektedir. Uluslararası veri paylaşımına da her ülkede sadece ve sadece Maliye Bakanlıkları yetkilidir. Yine Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun 8. maddesi, vatandaşın rızası olmazsa hiçbir bilgisi paylaşılmayacaktır hükmünü taşımaktadır. 9. maddesi ise yurt dışına yapılacak olan veri aktarımları ile ilgili maddedir. Orada da diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin ya da ilgili kişinin menfaatlerinin ciddi bir şekilde zarar görme ihtimalinin tespit edilmesi halinde bu veri paylaşımını yapmak ya da yasaklamak ilgili kurula aittir. Bu kurul da Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bünyesinde oluşturulan bir kuruldur. Avrupa'dan sorumlu Dış İlişkiler Daire Başkanlığı yapmış olduğumuz işlemden sonra yine vatandaşlarımıza resmi bir evrak göndermekte. Burada kanunun hangi şekilde uygulanacağını ve yapılan tüm işlemlerin yasal mevzuat çerçevesinde yürütüldüğünü belirtmektedir. Durum bundan ibarettir şu an. Ve ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti Devletimizde buradaki vatandaşının yani Türkiye'de yatırım yapan vatandaşının bilgilerini paylaşmıyor. Tabii koruma ve altına alıyor. Görmüş olduğunuz bu yazıyla birlikte siz bununla ilgileniyorsunuz. Tabii dilekçesini hazırlıyorum.
ilgili kanun maddelerini ekleyip vatandaşın ıslak imzasıyla bu evrakı Türkiye'de iki tane kuruma, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iletiyorum. Oradan da vatandaşa en geç 2 ay içerisinde yoğunluğa göre değişebiliyor. 2 ay içerisinde vatandaşa resmi yazısı geliyor Avrupa'daki ev adresine. Evet, sevgili izleyenlerimiz, bu çok önemli. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız için önemli bir detay. Yani Türkiye'de bankada paranız varsa, eviniz varsa, mal varlığınız varsa korkmanıza gerek yok. Ali Torlak burada. Onun bilgilerine, engin tecrübesine kendinizi emanet ediyorsunuz ve gerekeni yazılarla, yazışmalarla hallediyorsunuz. Evet, ben bununla ilgili YouTube kanalım Ali Torlak'ta detaylı açıklamaları, videolarımı paylaşıyorum. Yine Facebook hesabım Ali Torlak'ta olası değişiklikleri hemen paylaşıyorum ki vatandaşlarımız burada resmi bir ağızdan ve konusunda uzman bir kişinin açıklamalarına itibar etmesi gerekmektedir. Çünkü bu konuyla ilgili maalesef çok şehir efsaneleri dolaşmakta. Yine Avrupa'da yaşayan biz vatandaşların cebine göz dikmiş olan simsarlar da bulunmaktadır. Bu da çok dikkat edilmesi gereken bir konudur. Zaten vatandaşlarımız artık onları çok iyi biliyor. Ali Torlak bilgilendirmeye devam ediyor ve vatandaşlarımız neleri yapmaması gerekiyor? Yapması gerekenleri anlattık, şimdi de yapmaması gerekenleri. Tabii ki yapılmaması gereken işlemler, dikkat edilmesi gerekenler de var Baykuş. Öncelikle Avrupa'da yaşayan birçok vatandaşımız bankalarından gelen uyarılara üzerine gidip adreslerini Türkiye'ye aldırıyor. Bunu kesinlikle yapmasınlar. Çünkü yaşadığınız ülkedeki oturumunuzu tehlikeye atarsınız. Bu en önemli konu. Adres değişikliğine tamamen karşıyım. Bir diğeri de bankadaki mevduatlarını çekiyor vatandaşlarımız. Bakınız, resmi kayıtlara geçmiş olan bir bedel, bir rakam 10 yıl boyunca oradan silinmez. Siz her ne kadar paranızı çekmiş olsanız dahi Türkiye'deki bankalardan yine o kayıtlar orada mevcut da gözüktüğü için çekildiği tarih itibariyle o para sizin elinizdeymiş gibi değerlendirir yaşadığınız ülke. Buradan sonra size hesap sorar bu parayla ne yaptın diye. Kesinlikle yine tapularını akrabalarına ya da bir başkalarına devretmelerini ya da satış göstermelerini tavsiye etmiyorum. Çünkü onlar da değişiklik anında yine ilgili ülke tarafından soru sebebi olacaktır vatandaşlarımıza. Bunu sattın, senin eline para geçtiyse bunu bize vergilendirmen gerekmektedir diye. Dünyada çünkü iki türlü vergi mükellefiyeti var. Yaşadığımız ülke olan Almanya'da bizler dünyadaki bütün gelirlerimizden sorumluyuz. Yani bildirmekle yükümlüyüz. Türkiye'den de elde etmiş olduğumuz gelirlerden ya da para değer artışlarından mecburuz onları da Avrupa'ya bildirmeye. Bugüne kadar bildirmedik Ali Bey. Yani bugüne kadar bildirilmediyse zaten 2019'dan öncesiyle ilgili bir sıkıntı gözükmüyor. 2019 sonrası içinde yapılması gereken yine vatandaşlarımızın bu veri koruma işlemini mutlaka arasınlar. Ben zaten onlara her türlü yardımda bulunuyorum. Gerekirse WhatsApp'tan yazsınlar, cevaplıyorum. Telefon açabilirler. Ben de Almanya'nın Heilbronn şehrinde yaşıyorum. Ofisim de orada. Vatandaşlarımızı ister telefonla isterse de gelip yüz yüze bilgilendiriyorum. Bu yazı çok önemli. Bu yazıları Türkiye'ye gönderdiğiniz andan itibaren kesinlikle ülkemiz, Maliye Bakanlığı, Almanya ile bu bilgileri paylaş. Tabii kanun bu hakkı vatandaşlara vermiş. O zaman biz de bu haktan faydalanmamız gerekiyor Baykuş. O yüzden ne yapmanız gerekiyor? Bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 151-635-21-635. YouTube kanalım Ali Torlak. Facebook hesabım Ali Torlak. Evet, Ali Torlak'a ulaşıyorsunuz. O gerekeni yapacaktır diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim güveninize. Verdiğin bilgilerden dolayı, doğru bilgilerden dolayı özellikle en önemlisi. Bana da zaman ayırdığın için programında ben teşekkür ederim Baykuş. Ali Torlak diyoruz. Yıllardır sizlerle. Veda ediyoruz, veda ediyoruz. Bu haftalık bizden bu kadar diyoruz ama haftaya yine yuvamızda ve yuvanızda ATV ekranlarında olacağız. Baykuş Show'dan bu haftalık bu kadar. Her zaman olduğu gibi baykuşunuz, kuşunuz der ki yeryüzünde iyilik, güzellik, sevgi adına ne varsa sizlerin olsun. Gerisi bana yeter de artar bile. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, ATV ekranlarında kalın.